Tabii şunu da ifade etmek istiyorum. Bizim milletimiz işte bugün depremde nasıl tüm acılara ortak olduysa, vefat eden ailelerimizin yavruları, kardeşleri, anneleri, babaları da hepimizin ailesi, milletimize emanettir onlar. İnşallah her zaman kendilerinin yanında olacağız. Daima onlarla birlikte olacağız ve onların elini 85 milyonluk Türkiye ailesi olarak hiçbir zaman bırakmayacağız. Gaziantep'te yapılan arama kurtarma faaliyetleri ilk an itibariyle 1324 binada başlamıştı. Yıkılan, tamamen yıkılmış veya enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu bina sayısı 1324'tü. Arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde şu an sadece 108 binada arama kurtarma faaliyeti yürütüyoruz. Kalan binalardaki arama kurtarma faaliyetleri tamamlanmış durumda. Bu kapsamda 16.900 arama kurtarma personelimiz ve 3025 aracımızla son ana kadar da, son dakikaya kadar da vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarabilmenin mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Umutlarımız hala diri. Çünkü dün itibariyle, yine bugün itibariyle baktığınızda 100. saatte, 86. 90. saatte enkaz altından kurtardığımız yavrularımız var. Berat yavrumuz var, Yiğit yavrumuz var. İnşallah Gaziantep'te de bu mücadeleyi tüm illerde olduğu gibi son dakikaya kadar vermeye devam edeceğiz. İnsani ihtiyaçları tabii bir taraftan takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın gerek geçici barınma, gerek beslenme ihtiyaçlarını giderecek adımlarımızı atıyoruz. Bununla ilgili de jandarmamız, askerimiz, emniyet güçlerimiz bilfil hem havadan hem karadan yardım ekipleriyle birlikte vatandaşımıza, köylerimize ulaşıyoruz ve onların ne ihtiyacı varsa o ihtiyaçları gideriyoruz. Bu kapsamda bölgemizde 5 helikopterimiz, jandarmamız, askerimiz, emniyetimiz bu hizmetleri vermektedir. Tüm Nurdağ'daki, Isayi'deki köylerimize eş zamanlı olarak acil ihtiyaçları giderilmiş durumdadır. Sahra çadırlarımızı kurduk ve yine geçici barınmalarını sağlayacak vatandaşlarımızın tüm il genelinde 15.350 çadırın kurulumu tamamlandı. Toplamda 25.000 çadırı acil olarak bölgeye kurulması planlanıyor. Yine vatandaşlarımızın hem kalıcı ihtiyaçlarını giderecek, barınma ihtiyaçlarını giderecek, hem de bundan sonraki süreçteki geçici barınmayı sağlayacak konteyner kurulum sürecini başladık. 500 konteynerimizi gerek Islahiye'de gerek Nurdağ'daki belirlenen alanlara kurduk ve etap etap konteyner sayısını da Gaziantep genelinde 15.000 konteyner olarak planladık ve inşallah valiliğimizle, büyükşehir belediyemizle, yardım kuruluşlarımızla, AFAD'ımızla birlikte, TOKİ'mizle birlikte inşallah bu süreci tamamlayacağız. 15.000 konteyneri Gaziantep genelinde kuracağız. Diğer taraftan vatandaşlarımızın binalarıyla ilgili tespit süreci devam ederken vatandaşlarımızı geçici barınma alanlarında, sosyal tesislerimizde, camilerde, taziye evlerinde hem ilçe belediyelerimiz Şahin Bey ve Şehit Kamil olmak üzere büyükşehir belediyemizle birlikte geçici barınmalarını sağlıyoruz ve bu kapsamda 130 bin vatandaşımızı da bu geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz ve inşallah bu süreç tamamlanana kadar da onların yanında olmaya devam edeceğiz. Yine İller Bankamız koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz, yine ilçe belediyelerimiz Şahin Bey, Şehit Kamil, Nurdağ ve Islahiye'de su ve elektrik vermeye başladık. Yani bu kapsamda şehrin tamamında su elektrik verilmesi süreci başlandı. Belde ve köylerimize de kısmi çözümler ürettik. İnşallah kalıcı çözümleri de enerjinin sahaya verilmesiyle birlikte tamiratların yapılması sürecini de takip ediyoruz. İletişim bağlamında
ilk anda iletişimle ilgili sorunlar yaşıyorduk ve her geçen gün, her geçen dakika bütün alanlar için hep üstüne koya koya gidiyoruz. 31 baz istasyonumuzu tüm bölgeye dağıttık ve bu baz istasyonları şu an internet erişimi dahil tüm alanda iletişimin sağlanması sürecini yapmaktadır. Diğer taraftan hasar tespit çalışmaları yapıyoruz. Çünkü enkazların kaldırılması ve deprem sürecinin, artçı depremlerin de tamamlanmasıyla birlikte sağlam binaları artık vatandaşımızı almamız gerekiyor. Ve bu kapsamda 4720 uzmanımızla 10 şehrimizde bakanlığımızca hasar tespit çalışmaları ilk andan itibaren devam etmektedir. Gerek araçlarımızla gerek dronlarımızla bu tespitleri yapıyoruz ve şu ana kadar yapmış olduğumuz tespitler çerçevesinde o tüm ülke genelinde 12.141 bina ve 66.058 bağımsız bölümü yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Yine Gaziantep özelinde 4.475 bina ve 12.423 ev, konut, iş yeri ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Tabii burada vatandaşımızı bilgilendirmek amacıyla yapılan hasar tespitleri, tespitin bitmesine müteakip vatandaşlarımızın bilgilendirilebilmesi amacıyla adres ve kimlik numaralarını girerek E-Devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebilecek, bilgilendirme alabilecek. Aynı zamanda hasartespit.gov.tr adresinden de kimlik numarası ile birlikte adres sorgusu yaparak binasının ağır hasarlı, yıkık veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapacak. Burada şunu da ifade etmek gerekir. Bu tespitler yapılmadan kesinlikle binalara girilmemesini önemli ifade etmek istiyorum. Burada ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkılmış binalara girilemez. Az hasarlı ve hasarsız binalara da vatandaşlarımızın hasar tespit çalışmaları bittikten sonra ilanıyla birlikte bu binaları kullanabileceğini de buradan ifade etmek istiyorum. Diğer süreçte de vatandaşlarımızın bilgilendirmelerini daha seri yapabilmek amacıyla iletişim ofisleri kurduk. Hem hasar tespit hem de vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını, taleplerini alacağımız iletişim ofislerimiz şehir genelinde kurulmuştur. Hem Gaziantep merkezde, hem Nurdağ'da, hem de Islahiye'de vatandaşlarımız hasar tespit ofislerine, iletişim ofislerine giderek hasar tespitinin durumunu da öğrenebilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.